Merhaba, 16 bülteninde gündemdeki gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon'dan S-400 açıklaması geldi. Pentagon sözcüsü John Kirby, Rusya'dan S-400 alımının Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'ya bağlılığıyla uyuşmadığını söyledi. Kirby açıklamasında S-400 konusundaki duruşumuz değişmedi ifadelerini de kullandı. Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi ile ilgili ABD'den yeni bir açıklama geldi. Pentagon sözcüsü John Kirby, Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin değerlendirmede bulundu. Kirby, Rusya'dan S-400 alımının Türkiye'nin ABD ve NATO'ya bağlılığıyla uyuşmadığını söyledi. Ayrıca S-400 konusundaki duruşumuz değişmedi ifadelerini kullandı. Türkiye'nin S-400'lerin F-35'lerle uyumlu olmaması nedeniyle programdan çıkarıldığını belirten Kirby, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 almama çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden yönetimi Yemen'de Suudi Arabistan saldırılarına karşı direnen Husileri terör örgütü listesinden çıkarmaya hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri daha önce de Suudi Arabistan'a Yemen için desteğini kestiğini söylemiş, Husiler ise bu adımdan memnun olduklarını açıklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri odağını değiştiriyor. Washington, Rusya ve Çin karşıtlığını artırırken gözünü Doğu Akdeniz'e çevirmiş durumda. Bu politika kapsamında yeni açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden yönetiminin Donald Trump'ın son günlerinde yabancı terör örgütleri listesine eklediği Husileri listeden çıkarmaya hazırlandığı bildirildi. Böylece bir cepheden daha güç istenen odağa geçirilebilecek. Amerikan medyasına açıklama yapan ve adı açıklanmayan üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Biden yönetiminin söz konusu adımla ilgili Kongre'yi bilgilendirdiğini duyurdu. Buna göre Biden yönetimi kısa süre içinde çalışmalarını tamamlayarak Yemen'deki Husileri yabancı terör örgütleri listesinden resmen çıkaracak. Biden önceki gün yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin Yemen'de Suudi Arabistan'a sağladığı askeri yardımı kestiğini duyurmuştu. Bu karar üzerine Husiler desteğin sona ermesini memnuniyetle karşılamıştı. Bölgedeki gelişmeleri Ulusal Kanal İran temsilcisi Yakup Aslan'la konuşacağız. Yakup, merhaba, hoş geldin yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkürler. Yakup, şimdi Donald Trump neredeyse gider ayak Husileri terör örgütü listesine almıştı. Joe Biden da gelir gelmez neredeyse Husileri terör örgütü listesinden çıkaracağını söylüyor. Şimdi Biden'ın Suudi Arabistan ve Husilerle ilgili hedefinde ne var sence? Biden yönetiminin aslında odak noktasını biraz değiştirdiği şeklinde yorumlayabiliriz. Daha fazla Doğu Akdeniz'e güç ya da odaklanacağı yönünde bir ipucu olabilir bize. Özellikle Körfez'de Suudi Arabistan'daki en büyük destekçisi de aslında gölge gücüydü Suudi Arabistan Amerika'nın. Hem onu askeri desteğini kesmiş olması hem de Ensarullah hareketi yani Husilere terör örgütü listesinden çıkarıyor olması iki şekilde aslında yorumlanabilir. Birincisi bölgede güç kaybeden ya da gücünü yaymış olduğu gücü daha eksik, daha az etki alanı sunmaktansa daha güçlü olacak bir odağa yığmak için böyle bir hamle yapıyor şeklinde yorumlanabilir. Bir ikincisi de yani Amerika güç kaybettiği için gücünü belli odaklara, çok dağınık olan güçleri farklı odaklara ya da belli odaklara çekmek için bu hamleyi yapıyor. Ya da Amerika aslında bölgede vekil olarak kullandığı güçlerin yerine bölgeye kendisi gelmek için bu hamleyi gerçekleştirdiği şeklinde yorumlanabilir. Tabii bunu hem Doğu Akdeniz hem de İran'la dönülmesi beklenen nükleer anlaşmadan bağımsız okumak son derece hatalı olur. Çünkü Amerikan yönetiminin özellikle Trump döneminde aslında yazılı olmayan ön koşullarından biri de İran'ın Ensarullah yani Husi hareketi üzerindeki etkisiydi. Bu hamleyle Biden yönetimi nükleer anlaşmadaki yazılı olmayan koşullardan birinden geri adım atmış oluyor. Yani İran'ın
İran konusunu düşündüğümüz zaman İran'la beklenen nükleer anlaşmaya dönecek mi ya da yeni bir anlaşma süreci başlayacak mı? Bunu bu şekilde okumak lazım. Özellikle Fransa'nın yapmış olduğu nükleer anlaşmanın ayaklarından biri de yeni anlaşma yapılsın İran'la, biri de Suudi Arabistan olsun, taraflardan biri de Suudi Arabistan olsun şeklinde bir açıklaması vardı Macron'un. Ama buna da tam karşı bir adım atmış oldu Biden yönetimi. Özellikle Yemen temsilcisi ataması, Yemen temsilcisinin aynı zamanda Batı Asya'daki birçok ülkede iyi bir geçmişe, yani bölgeyi bilen, tanıyan bir kişinin olması, Yemen konusunda da yetkili kişinin artık dışişlerinde atanmış olması da aslında böyle bir adım atacağı şeklinde yorumlanıyordu, ama bu aslında İran'ın da beklemediği bir adımdı. Yani Yemen'de Suudi Arabistan'a verdiği desteği kesmesi ve Yemen'de çatışmaların durulması, çatışmaların son bulması için Amerika bu hamleyi yapacak deseydi birkaç ay önce herhalde kimse inanmazdı, ama Biden yönetiminin almış olduğu bu karar Doğu Akdeniz'de daha fazla odaklanacak Amerika Birleşik Devletleri, Körfez'deki etkinliğini en azından stabilize edecek ve Suudi Arabistan'ın destek vermediği için dolayısıyla Yemen'de büyük bir güç kaybı yaşayacak. Yani Suudi Arabistan Trump döneminde çok hırçın bir politika izledi. Bölgesel politika anlamında, Kaşıkçı cinayeti anlamında birçok skandala imza atan bir süreç yaşadı Biden dönemindeki Suudi yönetimi. Ama şimdi baktığımız zaman biraz daha Suudi Arabistan'ı dizginleyecek bir politika izleyeceği şeklinde yorumlayabiliriz. Ama İran'dan nasıl görünüyor? İran'da özellikle Yemen'deki büyükelçisi İran'ın Amerika tarafından da Trump yönetiminin tarafından da ambargo listesinde alınan isimlerden birisi. İlk açıklama o yaptı. Onun dışında henüz bir açıklama gelmedi. Yemen'de yaşanacak sürece ilişkin, aslında beklenen sürece ilişkin bir açıklama henüz gelmedi, ama ilk yapılan açıklama Yemen Büyükelçisi'ndendi. O da Amerika Irak'ta ve Suriye'de olduğu gibi bölgeye nüfuz etmek amacıyla bu hamleyi gerçekleştiriyor. Vekilleri aradan kaldırarak kendisi buraya gelecek. Yani Yemen'e de demokrasi getirme bahanesiyle buraya gelecek şeklinde yorumladı. Tabii bu ilk yorum. İran cephesinden görünen yorum bu. Ama İran'da yapılan bütün yorumlara da Gülben şöyle yorumlayabiliriz. Nükleer anlaşma sürecinde beklenen adımlardan ilkini attı Biden yönetimi. Hatta ikinci adım. Çünkü ilk adımı şöyle yorumlayabiliriz. Yani sanırım iki gün önceydi. Bağdat'tan bir misafiri vardı Tahran'ın. Irak Dışişleri Bakanı Tahran'ı ziyaret edip burada da Biden'dan mesaj getirdiği şeklinde kulis bilgileri var İran'da. Biden'dan bir mesaj getirdi. İşte önümüzdeki dönemde Biden'ın askeri güç kullanmak yerine özellikle Körfez'deki yaşanan gerilime ilişkin, çünkü tansiyon oldukça yükselmişti. Yani bir kırılma noktasına gelmişti özellikle Amerika ve İran ilişkileri. Artık pimi çekilmiş bombaydı yorumlamamız gerekirse, tabiri caizse pimi çekilmiş bir bombaydı. Ama tansiyonun hızlıca düşürüldüğü görülüyor. Özellikle Washington tarafından tansiyon hızlıca düşürülüyor. Bağdat'tan eğer böyle bir Bağdat'tan gelen ziyareti de bu çerçevede okursak, Biden yeni yönetim, Amerika'nın yeni yönetimi nükleer anlaşma için bu adımları atıyor. Tabi burada İran'da okunan bu, İran'ın okuması bu şekilde. Nükleer anlaşmaya gidilecek sürece ilişkin bu adımı attı. Çünkü Trump yönetiminin nükleer anlaşmadan ayrılmadan önce 13 maddelik bir şart sunmuştu. Bunlardan biri de İran'ın sınırları dışındaki güçlerini bazı örgütlere verdiği desteği sonlandırması ve bununla birlikte yurt dışı faaliyetlerini sınırlandırması yönünde de bir şartı vardı. İşte bu şartlar dahilinde, bu çerçevede baktığımız zaman Yemen'deki Ensarullah güçleri, yani Hus Hareketi olarak bilinen ülkemizde Ensarullah örgütü de İran'la iltisaklı olduğu bilinen örgütlerden biri. İşte burada hem İran Yemen'den, Yemen konusunda birkaç adım geri atması bekleniyor. Amerika'nın bu geri adımıyla birlikte hem de bölgede, özellikle Körfez bölgesinde Amerika'nın artık bir stabil durum, statikocu bir durumu yakalamış oldu ve bunun devamını, ama yine kontrollü bir şekilde, burada herhangi bir devletin
özellikle kriz yaratacak bir adım atmamasını sağlayacak. Çünkü daha önce Tahran yönetiminin özellikle Körfez ülkeleri için yapmış olduğu yorumlar vardı. Bir bölgesel barış havzası kuralım. Buradaki Körfez'deki problemleri birlikte çözelim. Dış güçlere izin vermeyelim diye Körfez'deki Arap ülkelerine böyle bir teklif sunmuştu Tahran yönetimi. Bu yinelenecek öyle görünüyor. Ama Doğu Akdeniz'e güç kaydırması yönünde özellikle Körfez'deki güçlerini ya da Körfez'deki dağınık güçlerini artık bir yere toplayarak askeri anlamda Doğu Akdeniz'de ama Doğu Akdeniz dışındaki bölgelerde de diplomatik anlamda bir güç yığınağı yapacağını söyleyebiliriz. Yani burada bu pencereden, bu zaviyeden görünen bu. Amerika bir makas değişikliğine gittiği aşikar ama şunu da net ifade edelim. İran'da yapılan yorumlardan da biri başlıcası bu. Amerika ciddi anlamda Trump yönetiminde güç kaybetti. Bu güç kaybıyla beraber hem Irak'ta hem Suriye'de hem Afganistan'da hem Yemen'de petrodolarlar harcıyor. Ülke içerisindeki ekonomi de zor durumda. Dolayısıyla bunun toparlanması için asker çekmeyecek yönünde beklenti var. Asker çekmeyecek ama verdiği maddi desteğin ya da maddi olarak sağlamış olduğu desteğin büyük bir kısmını keseceği, bu da sonuç itibariyle bölgedeki kendine yakın yönetimlerin de güç kaybedeceği şeklinde yorumlanıyor Gülben. İlk aşamada Tahran'dan yapılan yorumları da bu şekilde özetleyebiliriz. Şimdi tablo oldukça karışık gözüküyor. Ben şunu da merak ediyorum. Şimdi Suudi Arabistan'a biliyorsun 300 milyar dolarlık bir silah satışı gerçekleştirmişti. Şimdi Husileri de terör örgütü listesinden çıkararak aslında Suudi Arabistan'a karşı bir karşısında durduğunu belirten bir hamle yapıyor. Bildiğin üzere gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili raporun da kısa süre içerisinde kongreye sunulması bekleniyor. Bu da yine Suudi Arabistan'a karşı bir hamle. Ne dersin, ekonomik olarak da silah satmaya devam etmek istiyor diye de düşünüyoruz Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan'a. Senin yorumun ne olur bu tabloda? Ya şunu Gülben net bir şekilde ifade edebiliriz. Yani bir de iç siyaset bakımından bakmak lazım. Amerikan iç siyasetinde Trump'ın hesap vermesi gereken bazı konular var. Bunların başında da müttefiki olan bölgedeki en fazla ilk ziyaretin neredeyse oraya Suudi Arabistan yapmıştı Trump başkanlığından sonra. Ziyaret ettiği sık sık ekonomik anlamda Amerikan ekonomisinde petrodolarların gelmesini sağlayan ilişkileri vardı ve iktidarını da özellikle Bin Salman iktidarını da yoğun bir şekilde destekliyordu. İşte Bin Salman hükümetinin Kaşıkçı cinayetinde ne yaptığı ortada. Amerikan iç siyaseti bakımından da Kaşıkçı cinayetinin failine destek veren Trump'ın yargılanması gerekiyor. Bu da yargılanması gereken konulardan biri olarak görünüyor. İç siyaset bakımından tırnak içerisinde Amerika bunu bu şekilde görüyor. Yani Trump'ın daha fazla köşeye sıkıştırılması, yargılanma sürecinin önünün açılması için belli gerekçeler sunuluyor. Özellikle Amerika'nın yine silah satışı bence devam edecektir. Buna ait herhangi bir emare yok ama şunu ifade edelim. Eğer nükleer anlaşma olursa Suudi Arabistan bundan rahatsız olacak. İsrail'den sonraki ikinci ülke olacaktır bu anlaşmadan. Çünkü kendini tehdit olarak algılıyor. Daha fazla silahlanmak isteyecektir bu anlamda ve daha fazla silah almak isteyecektir. Yani her iki anlamda da Amerika aslında kazanacaktır. Bu silah satılacak mı? Mutlaka satılacak. Silah kartelleri var Amerika'da. Siyasetin üstünde olan, siyasetin söz geçiremediği karteller bunlar. Ama Amerikan siyasetinin net bir şekilde iç politik durumlardan kaynaklı Suudi Arabistan'a ait bu hamleyi yapmış olması oldukça olası. Çünkü dediğin gibi kongrede Kaşıkçı davasına ilişkin görüşmeler gerçekleştirilecek. Kaşıkçı cinayetinin faili Bin Salman hükümeti bir şekilde Trump'la ilişkili. Neden ilişkili? Çünkü orada o hükümetin orada olması, Bin Salman'ın orada liderliğinin olmasının en büyük dış destekçisi, o koltukta oturmasının en büyük sebebi Amerika'daki Trump yönetimiydi. Artık Trump yönetimi yok. Dolayısıyla birinin de hesap vermesi gerekecek. İşte bu süreçlerde de içeride
Trump'a bir fatura kesilmesi gerekiyor. İç siyasetin önünü açmak için iç siyasette özellikle Biden taraftarlarının Trump sonrası dönemde Trump'ın yargılanması ya da hüküm giymesi için belki bu hamleyi yapmış olmaları olası, ama şunu da ifade edelim. Hakikaten Yemen'de oldukça acı bir insani dram var. Amerikan iç siyasetine de zaman zaman gündeme oturuyor bu. Çünkü Amerikan silahlarıyla bu savaş devam ediyor. Özellikle Ensarullah ve Husilere yapılan saldırılarda Amerikan silahları kullanılıyor. Suudi Arabistan eliyle bu silahların hedefi oluyor Yemenliler. Bu insani dramın da gündemde olduğunu söyleyelim. İç kamuoyunda da, Amerikan iç kamuoyunda da oldukça fazla gündemde Yemen'de yaşanan süreç ve Amerikan iç siyasetinin de özellikle Biden cephesinin de seçim öncesindeki yaptığı açıklamalarda Yemen'deki savaşın durdurulması yönünde hamleler yapacağını sinyallerini vermişti. Ve bununla birlikte artık çözüm askeri değil diplomatik olacak demişti. İşte burada bir olasılık var. İran'ın da dikkat çektiği, İranlı Büyükelçinin de dikkat çektiği, acaba vekil güçlerini çekip artık Suudi Arabistan'ı buradan çekip buraya tırnak içerisinde demokrasi getirmek için mi bu hamleyi yaptı? Yemen iç siyasetinde söz sahibi olmak için mi yaptı? Yani senin karşından, Ensarullah örgütünün karşısında Suudi Arabistan'ı artık desteklemiyoruz. Gelin bizimle masaya oturun. İran'la anlaşmayın. Bizimle anlaşın da diyebilir Amerikalılar. Bu süreci de yakından takip etmek gerekiyor. Ama şunu net olarak ifade edelim. Biden yönetimi sonrasında Orta Doğu'da da birçok dengenin değişeceğini altını çizelim. Ama şu şerhle Trump yönetimi Amerika ya da İsrail açısından başarılı bir körfez politikası izledi. Büyük bir blok inşa etmeyi başardı. Ama bu blok çok sağlam temellerle oturtulmuş değil, menfaat ilişkilerine dayalı. İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri. Şimdi İsrail ile normalleşen ülkelerden biri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, ama Yemen içerisinde birbiriyle karşı karşıya olan, iktidarı paylaşmak açısından birbirinden de karşı karşıya olan güçler. İşte bu kendi içlerindeki çelişkileri de ele aldığımız zaman Amerika bir blok inşa etmeyi başardı burada. Suudi Arabistan'ı, Körfez ülkelerini İsrail ile barıştırdı. Bir projenin başlangıcını en azından gerçekleştirdi. O 100 yılın projesi olarak adlandırılan ihanet projesini hayata geçirmek yönünde sağlam adımlar attı. Ama bu adımların bölgede tansiyonu yükselttiğinin farkında Amerika. Bu süreci kontrol altına alamadığı zaman silahların kendisine çevrilebileceğinin de farkına vardı. İşte burada askeri yöntemlerden çok diplomatik yöntemlerle artık mevcut patikoyu devam ettirmek daha fazla kendine alan açmaya çalışacak şeklinde yorumlanabilir. Ama en kuvvetli yorum burada güçlerini alanda, sahada dağınık olan güçleri artık bir odak noktası olarak Doğu Akdeniz'e çekmek için bu yönde hamleler yaptığında en azından Türkiye penceresinden baktığımızda da bu şekilde yorumlamak mümkün Gülben. Evet, bu kararın önümüzdeki günlerde neler getireceğini hep beraber göreceğiz. Yakup Aslan, çok teşekkür ediyoruz katıldığın için ve verdiğin bilgiler için. Devam edelim. Beyaz Saray, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Amerika Birleşik Devletleri istihbaratının kapsamlı raporunu kısa sürede Kongre'ye sunacak. Gizliliği kaldırılan ilgili rapor şeffaflık içinde paylaşılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin istihbarat raporunu Kongre'ye sunmaya hazırlanıyor. Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, günlük basın briefinginde Joe Biden yönetiminin Kaşıkçı cinayetine ilişkin yaklaşımına dair soruyu yanıtladı. Psaki, Kaşıkçı cinayetine ilişkin Amerika Birleşik Devletleri İstihbaratı'nın kapsamlı raporunun kısa sürede Kongre'ye sunulacağını bildirdi. Sözcü Psaki ayrıca insan hakları konusunda da Suudi Arabistan'a çağrıda bulundu. Öte yandan siyasi mahkumlarda dahil olmak üzere Suudi Arabistan'ın insan hakları karnesini iyileştirmesini umuyoruz değerlendirmesini yaptı. Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü ve cansız bedeninin parçalandığı ortaya çıkmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait savaş gemisi Çin'in karasularına girdi. İzinsiz girişe Pekin müdahale etti. Çin, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait savaş gemisini bölgeden uzaklaştırdı.
Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında kara suları gerilimi yaşandı. ABD donanmasına ait USS John S. McCain savaş gemisi Çin'in Şişi Adaları karasularına izinsiz girdi. Güney Çin Denizi'ne izinsiz giren ABD'ye ait gemi Çin Halk Kurtuluş Ordusu tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Bay Tian Junli konuya ilişkin açıklama yaptı. Tian, söz konusu adımı kınarken ABD gemisini takip ve gözlem amacıyla bölgeye gönderdiklerini ve gemiye bölgeyi terk etmesi uyarısı yapıldığını aktardı. Çinli komutan, bu girişimin Güney Çin Denizi'ndeki barış, dostluk ve işbirliği atmosferini kasıtlı olarak bozduğunu ifade etti. ABD donanmasından da konuya ilişkin yapılan açıklamada, USS John S. McCain muhrip gemisi, uluslararası hukuk kapsamında Şişi Adaları'nın yakınlarında seyir ve serbest geçiş haklarını kullandı ifadelerine yer verilmişti. Türkiye, geçici Libya Başkanlık Konseyi ve Başbakan'ın belirlenmesini memnuniyetle karşıladı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Türkiye'nin askeri yöntemleri başından beri reddettiği vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler öncülüğünde Libya'da geçici yönetim belirlenmesiyle ilgili açıklama yaptı. Biz de önümüz... Bakanlık yazılı açıklamasında Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleriyle Başbakan'ın belirlenmesinin memnuniyetle karşılandığını bildirdi. Libya'da 24 Aralık 2021 tarihinde ülke çapında yapılması öngörülen seçimlere kadar görev yapacak Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleriyle Başbakan'ın Libya Siyasi Diyalog Forumunda gerçekleştirilen seçimler sonucunda belirlenmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Açıklamada hükümetin en kısa sürede görevine başlamasının temenni edildiği vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Libya konusundaki tavrını da ifade etti. Askeri yönetimleri başından beri reddeden Türkiye, uluslararası toplumun kalıcı siyasi çözüm yolundaki bu tarihi fırsatı akim bırakmak isteyebilecek çevrelere bu defa izin vermeyeceğine inanmaktadır. Türkiye, dost ve kardeş Libya halkının ihtiyaç duyduğu her türlü desteği sağlamaya devam edecektir. Birleşmiş Milletler'de yapılan oylamada Libya'da siyasi geçiş süreci için oluşturulan geçici yönetimin başkanlığına Muhammed Menfi, başbakanlığa ise Abdülhamit Dibebe seçilmişti. Geçici yönetim, Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık ve parlamento seçimine kadar ülkeyi yönetecek. Türkiye Gençlik Birliği Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kışkırtmaya karşı Beyazıt Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, demokratik üniversitenin yanına terörün karşısındayız dedi. Kabe'yi yere serenlerin, polis arabası tekmeleyenlerin, LGBT bayrağı sallayanların, terör örgütüyle irtibatlı olanların meselesi rektör seçimi değildir ifadelerini kullandı. Kışkırtmanın PKK'yı ve FETÖ'yü kurtarmak için yapıldığını söyledi. Üniversitede PKK! İşemiyoruz. ABD'nin Batı'nın okyanus ötesinden verdiği Türkiye düşmanı beyanatların bir horozun ötüşü kadar değeri yoktur. Gençler Amerikan planlarına yanıtı. Türkiye'nin en köklü üniversitesinin önünden verdi. Boğaziçi öğrencilerinin haklı talebi yanında kışkırtma girişimlerine vurgu yapıldı. Boğaziçi öğrencisi rektörlerin seçimle gelmesini istemekte haklıdır. Yalnız Boğaziçi Üniversitesi'nde değil, bütün üniversitelerde rektörler üniversiteler tarafından belirlenmelidir. Köklü ve gerçek çözüm budur. Boğaziçi Üniversitesi üzerinden yapılmaya çalışılan kışkırtmaya Türkiye'nin vatansever gençleri Beyazıt Meydanı'ndan yanıt verdi. Üniversitelerimizin haklı taleplerini perde yaparak Amerikan planlarından medet umanlara gereken cevabı vermek zarurettir. Arkadaş, yurdunu alçaklara uğratma. Basın açıklamasını yapan Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Yıldırım Gençer, terör örgütüyle irtibatlı olanların meselesinin rektör seçimi olmadığını vurguladı. Katil polis sloganlarının, kayyum rektör sloganlarının, LGBT'yi özgürlük sloganlarının, polis arabası tekmeleyenlerin, terör örgütü iltisaklarının üniversiteyle, üniversite öğrencisiyle bir ilgisi ve alakası yoktur. Gençer, zamanın Amerika merkezli fitne ve fesat girişimlerini bozguna uğratma zamanı olduğunu ifade etti. Türkiye hiçbir sorununu PKK ve HDP ile birlikte çözemez. PKK ve HDP birlikte demokrasi ve özgürlük mücadelesi verilemez. HDP'nin kendisi bir demokrasi sorunudur. Vatan bölücüleri, ABD piyonları, bunlarla birlikte üniversiteye mücadelesi vermeye kalkanlar gaflet, delalet ve hıyanet içindedir. Üniversitelerimizi, Mehmetçiğimiz için ayağa kaldırdığımız bu öğrencilerin bir ilgisi yoktur. Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Gençer, polise tekme atanların, katil diyenlerin yanında değil, terör örgütlerine karşı mücadele veren polisin yanında olduklarını vurguladı. CHP,
PKK ve HDP ile birlikte sözüm ona demokratik üniversite kurma mücadelesi veriyor. Onların kuracağı tek cephe Biden cephesidir. Türk gençliğinin talebi şudur. Sokakta PKK istemiyoruz. Mecliste PKK istemiyoruz. Dağda, ovada, üniversitede PKK istemiyoruz. Üniversitede PKK istemiyoruz. Bir yatırım bankası daha kuruluyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Destek Yatırım Bankası anonim şirketinin kurulmasına izin verdi. Kurulmasıyla birlikte Türkiye'deki banka sayısı 55'e çıkmış olacak. Yeni yatırım bankası için izin çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Destek Yatırım Bankası AŞ ünvanlı Kalkınma ve Yatırım Bankası kurulmasına izin verdi. BDDK'nın konuya ilişkin kararı bugünkü resmi gazetede yayımlandı. Bankanın 300 milyon liralık sermayesi olacak. Bu sermayeyi Destek Faktoring AŞ, Altunç Kumova, Azize Binnur Tosun, Özgür Akayoğlu ve Kerim Tosun paylaşıyor. Destek Yatırım Bankası'na kuruluş izni verilmesinin ardından Türkiye'deki banka sayısı 55'e yükseldi. Bu bankaların 32'si mevduat, 15'i kalkınma ve yatırım, 6'sı katılım bankası olarak gruplanıyor. Geriye kalan 2 bankaysa tasarruf mevduatı sigorta fonu bünyesinde bulunuyor. Egeli ihracatçılardan Merkez Bankası'na kura müdahale çağrısı geldi. Üretimlerinin tehlikede olduğunu belirten ihracatçılar, dolar kurunda 7.35'in kırmızı çizgileri olduğunu söylediler. Döviz kurlarındaki değişkenlik ihracatçıları zor durumda bırakıyor. Egeli ihracatçılar Merkez Bankası'nın döviz alım limitlerini artırarak piyasaya müdahale etmesini istiyor. Kurdaki değişimin fiyat istikrarsızlığına yol açtığını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatörü Başkanı Jacques Eskinazi, sorunu çözecek adres Merkez Bankası'dır dedi. İhracatçılarımız Merkez Bankası yönetimiyle bir araya gelip görüşmeli, süreci değerlendirmeli ve hassasiyetleri aktarmalı. 2021'de dünya mal ticaretinde %8 artış bekleniyor. Dolayısıyla ihracat artışı için dünyada uygun bir zemin var. Dünya ihracatından daha fazla pay alabilmemiz için döviz kuruyla ihracatların desteklendiği bir politikaya ihtiyacımız var. Döviz kurlarında istikrar ve sürdürülebilirlik sağlanırsa ihracatımız başarıyla devam eder. Döviz kurundaki sert iniş ve çıkışların olumsuz etkisinden yakınan Egeli ihracatçılar yakın zamanda döviz kurunun dengelenmesini istiyor. 2000'li yıllara atıfta bulunan Egeli iş adamları yüksek faiz düşük kur sarmalına girmek istemediklerini belirtti. Egeli ihracatçılar siyasi gerginliklerin ortadan kaldırılmasını istiyor. Ekonomide istikrarın sağlanması odak noktası olmalı diyor. 7.35 kırmızı çizgimiz diyen iş insanları kur 7 lira 35 kuruşun altına indiği süreçte 184 milyar dolar ihracat hedeflerinin ve üretimlerinin tehlikeye gireceğini belirtiyor. Üretmenin sınırının olmadığını anlatan bir haberimiz var şimdi sırada. Genç bir girişimci denizin olmadığı Denizli'de tekne ve yat yapmak için küçük bir tersane açtı. İhracat yapmayı hedefleyen girişimci aynı zamanda istihdama da katkı sunuyor. Üretim ve ihracat hedefiyle yapılamaz denileni başardı. Denizin olmadığı Denizli'ye tekne ve yat üretmek için tersane kurdu. Denizli olmasının en büyük etkenlerinden bir tanesi gelişmiş denizin ağır sanayisi. Farklı işlerde çalışan genç girişimci Hasan Kocabıyık, Denizli'de 1.2 milyon euro yatırım yaparak iş yeri açtı. Şimdi çalışanlarıyla birlikte tekne ve yat üretimi yapıyor. Girişimciler çoğaldıkça bu denizciliğin ülkede de verimli hale geleceğini düşünüyoruz. Kocabıyık aynı zamanda istihdama da katkı sunuyor. Biz toplamda 17 kişiyiz şu anda. Gemi inşa mühendisimiz, yat dizaynerimiz, satın alma ve muhasebe departmanı, tekne ustalarımız, profesyonel mobilyacılarımız. Denizli sanayisinin gemi ekipmanları açısından elverişli olduğunu öğrenen Kocabıyık hedeflerini anlattı. Bizim hedefimiz birincilikle dış pazar ama iç pazarda da geliştirdiğimiz birkaç projemiz var, People dediğimiz proje. Denizli'de 3000 metrekarelik alanda üretim yapılıyor. En büyük tekne 22 metre uzunluğunda olurken çeşitli teknelerin üretimi büyük bir heyecanla devam ediyor. Biz firma olarak da savunma sanayine yatırım yapmak istememizin en büyük arzularımızdan bir tanesi gelişmiş beyin gücünü Türkiye'de tutabilmek. Suriye'de PKK'lılar çiftçileri hedef aldı. Kahraman komandolar saldırıya anında karşılık vererek 3 PKK'lıyı etkisiz hale getirdi.
Bakanlığı Suriye'deki operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Tel Rifat bölgesindeki PKK'lılar sivilleri hedef aldı. Teröristler Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'de zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenledi. Çiftçilere ateş açıldığını gören komandolar anında karşılık vererek saldırıyı düzenleyen 3 PKK'lıyı etkisiz hale getirdi. Milli Savunma Bakanlığı geçici bir üs bölgesinde zor şartlarda görev yapan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı. İşte sıfırın altında 30 derecede ve 3000 metre yükseklikteki o zorlu görev. Hava sıcaklığı sıfırın altında 30 derece, rakım 3000 metre. Kahraman Türk ordusu zor hava ve coğrafi şartlara rağmen görevini soğuk sıcak demeden yürütüyor. Şu bacayı yapalım. Geçici üs bölgesinde görev yapan Mehmetçiklerin görüntülerini Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. Videoda Mehmetçiğin kar fırtınasından dolayı birbirlerini güçlükle görmelerine rağmen mevzileri kürekle açmaya çalıştığı ve yakılan bacayı onardıkları anların görüntüleri de yer aldı. Bakanlık paylaşımında kar fırtınası sırasında çekilmiş olan fedakarlığın, kahramanlığın, cesaretin ve mücadelenin görüntüleri ifadesini kullandı. Şu bacayı yapalım. İstanbul merkezli 42 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden 62'si tutuklanırken 57 zanlı hakkında adli kontrol tedbirleri uygulamasına karar verildi. Tek tek tespit edildiler. Feytullahçı terör örgütünün Kahraman Türk Ordusu içindeki yapılanması hedefteydi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 300'e yakın şüpheli temizlendi. İki farklı soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Tem Şube Müdürlüğü'nce FETÖ'cülerin deşifresine yönelik çalışma başlatıldı. Soruşturmanın merkezi İstanbul'du. Düğmeye İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bastı. Çalışmalar sonuç verdi. Örgütün sözde TSK mahrem yapılanmasında mahrem hizmetler yapılanması içerisinde yer alanlar tespit edildi. İkisi mahrem abi, 292'si ihraç veya görevde bulunan asker kişi olmak üzere toplam 294 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlar tam 42 ilde yapıldı. FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 294 şüpheliden 62'si tutuklandı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüphelilerden 57'si hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi. Ayrıca 65 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu. Ankara'da devletin gizli kalması gereken bilgilerini temin ettikleri suçlamasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Şüphelilerin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki kritik projelerin bilgilerini soruşturmanın sivil şüphelisine verdiği tespit edilmişti. Devletin gizli bilgilerinin temin suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı. 27 Ocak'ta haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüpheliler Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanmıştı. Şüphelilerin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki kritik projelerin bilgilerini soruşturmanın sivil şüphelisine verdiği tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki emekli albay, bir muvassaf assubayla sivil bir şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü. Tutuklanan 4 kişi cezaevine gönderildi. İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 19 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Dikili açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu belirlendi. Bölgeye giden sahil güvenlik botu Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen bir bot olduğunu tespit etti. Botta bulunan 19 göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Dünya Sağlık Örgütü ülkelerdeki aşılama çalışmaları ile ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı. 2,5 milyar nüfuslu 130 ülkede COVID-19 aşısının hiç uygulanmadığını açıkladı.
Dünyada aşılamaya Türkiye kadar hızlı başlayan ülke olmadı. Üstelik dünyada hala aşı ulaşmayan 130 ülke var. Verileri Dünya Sağlık Örgütü açıkladı. Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dünya Sağlık Örgütü'nün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi. Ghebreyesus, 2 milyar nüfusu olan yaklaşık 130 ülkede henüz tek bir doz COVID-19 aşısı uygulanmadığını ifade etti. Genel Direktör, küresel çapta COVID-19 aşılarındaki adaletsiz erişime dikkat çekti. Dünyada şimdiye kadar uygulanan aşıların 4'te 3'ünün küresel gayri safi yurt içi hasılanın %60'ını elinde bulunduran sadece 10 ülkede gerçekleştiğini belirtti. COVID-19 aşıları küresel erişim programı kapsamında 145 civarındaki yoksul ülkede nüfusun %3,3'ünün bu yıl ortasına kadar aşılanması hedefleniyor. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, dönemin başsavcısı Yüksel Kocaman'ı tehdit ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıktı. Mahkeme savcısı, Kocaman'a yönelik tehdit ve terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerine hedef göstermek suçundan Demirtaş hakkında 8 yıl hapis cezası talep etti. Duruşma 9 Nisan'a ertelendi. Bu sözlerin sahibi eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, dönemin başsavcısı Yüksel Kocaman'ı tehdit ettiği gerekçesiyle ikinci kez hakim karşısına çıktı. Yani Allah uzun ömür verse yatacağız. Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya terör tutuklusu Demirtaş video konferans yöntemiyle katıldı. Örneğin 6-8 Ekim olayları nasıl gelişti? Selahattin Demirtaş, 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı terör davasında dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı hedef alan açıklamalar yapmıştı. Tehdit davası da burada kullandığı sözler üzerine açıldı. PKK'yı silahlı bir halk hareketi olarak tanımlıyoruz biz. Demirtaş, dönemin başsavcısı Kocaman'a yönelik devran dönüyor, güvendiğin dağlara kar yağacak, bunların hesabını yargı önünde vereceksiniz ifadelerini kullanmıştı. Aynı zamanda dönemin Kocaman ve yardımcısı için operasyon yürütücü suçlamasında bulunmuştu. Türkiye'de özerk yönetim bölgeleri ya da bölgesel özellikler öneriyoruz. 5 Şubat'taki duruşmada iddialara karşı savunma yapan Demirtaş suçlamaları reddetti. Özellikle bu dava açılsın çok isterim. Mahkeme savcısı, Kocaman'a yönelik tehdit ve terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerine hedef göstermek suçundan Demirtaş hakkında 8 yıl hapis cezası talep etti. Partimiz PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamadı. Savcının talebini alan, Selahattin Demirtaş'ı dinleyen mahkeme başkanı ara kararı açıkladı. Mahkeme başkanı, hakkında talep edilen cezaya karşı son savunmasını yapması için Demirtaş'ın 9 Nisan'a kadar hazırlanmasını istedi. Benim söylediklerim mi ölüm emri oluyor? Dünyanın sayılı doğal plajlarından biri olan Kaputaş, eşsiz dokusuyla gezginlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Kaputaş Kanyonu'ndan gelen doğal suyun oluşturduğu plaj her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Doğal bir güzellik. Yaz kış ayak izleri eksik olmayan bir kumsal. Her mevsim yoğun ilgi görüyor. Eşsiz dokusuyla yerli yabancı turistlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Burası altın renkli kumu, turkuaz renkli suyuyla dünyaca ünlü Kaputaş Plajı. Çok güzel vallahi bu mevsimde. Yani daha güzel. Hiç kalabalık yokken. Gerçi biz ilk defa geldik ama doya doya. Neredeyse suya girilecek. Evet evet, demin girenler de vardı zaten. Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Kaputaş Plajı dünyanın sayılı doğal plajlarından biri. Kaputaş Kanyonu'ndan gelen suyun denize döküldüğü yerde oluşan plaj, coğrafi olarak Kanyon Ağzı Plajı diye tanımlanıyor. Bu özgün yapısı Kaputaş'ı diğer koy ve plajlardan ayırıyor. Dik kayalıklarla çevrili plaja 187 basamak inilerek ulaşılıyor. Çok güzel, çok temiz. Oğlumuzu bebekken de getirmiştik. Büyüyünce tekrar görmesi için yine getirdik. Pandemiden dolayı biliyorsunuz çocuklar dışarıya çıkamıyor. Okullarda tatil, onun için bir gelelim görelim dedim. Çok güzel, yazın burada çok güzel denize girilir. Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kaputaş, 2020'de salgın tedbirleriyle ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı. Plaj, kış manzarasıyla da görenleri hayran bırakıyor. Bir defa geliyorum ben de buraya, bir görelim dedik, uğradık. Çok güzeldi, biz çok beğendik. Yani mevsimi değil girmek için ama yine de çok güzel. En azından manzara için. Biz de ilk defa geldik. Gerçekten çok güzel. Güzel yani. Bir de oyuncaklarıma söyleseniz. Biz dinozor tayfayız. Kaputaş'ı sevdiniz mi? Sevdik. Kaputaş için bir de durmadan geçilmez deniliyor. Çünkü yoldan geçenler bu eşsiz manzaraya kayıtsız kalamıyor.
araçlarını park edip derin maviliğin seyrine koyuluyorlar. Çok güzel, hava da sıcak. Kaputaş harika, biz daha önce gelmiştik buraya. Biz seviyoruz. Yarın bakalım kısmetse gelip suya da gireceğiz. Yozgat'ta sığırcık sürüsünün gökyüzündeki ahenkli hareketleri kameralara yansıdı. Binlerce sığırcık kuşunun senkronizasyonu görenlerde hayranlık uyandırdı. Yozgat'ta sığırcıkların gökyüzündeki toplu dansları izleyenleri büyüledi. Sığırcık sürüsünün gökyüzündeki toplu hareketleri görsel şölene dönüştü. Gruplar halinde uçan sığırcıkların hareketleri gün batımında seyri güzel görüntüler oluşturdu. Gökyüzünde adeta dans ederek vatandaşların ilgisini çeken sığırcık kuşları daha sonra ağaçlara ve çatılara kondu. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Mutlu günler diliyoruz. Hoşça kalın.